Yakın Doğu TV stüdyolarından hepinize merhaba. Bu hafta yeni bir psikoloji günlüğü programıyla sizlerleyiz. Kuzey Kıbrıs'ta tabu olma özelliğini sürdüren eşcinsellik, trans, biseksüel ve interseks konularına değineceğiz. Ve bugün Türkiye'den bir konuğumuz olacak bunu konuşacağımız. Öncelikle ona dönüp bir merhaba ve hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Lambda İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği'nden Öner Ceylan bizimle. İstanbul'dan programımız için geldiniz. Çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Için. Sağ olun. Çok önemli bir konu aslında ama sürekli böyle göz ardı edilmeye çalışıyor. Gerek toplumun kendi içerisinde gerek hükümet, yasal, hukuki bazda böyle çok geri plana itilmeye çalışan bir konu. Sanıyorum ki çok da farklı değildir yine Türkiye coğrafyasında ama doğru. Tabii bazı farklılıklar olabiliyor. Hı hı. Öncelikle bize biraz Lambda İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği'nden bahsederek başlayabiliriz ve belki de LGBTİ'yi açarak başlayabiliriz. Tabii çok iyi olur çünkü genelde pek LGBTİ kısaltması bilinmiyor. Türkiye'de de aynı şekilde. LGBTİ derken kısaca söylüyoruz ama aslında açılımı lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks. Bu LGBTİ bireyler bu şekilde cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği bunlar olan bireyleri topluca söylemek için kısaca LGBTİ diyoruz. Bizim derneğimiz de bu konuda çalışma yürüten bir dernek. 1993 yılında kuruldu. Dolayısıyla 21 yılı aşkın bir süredir devam ediyor aralıksız çalışmalarına. Tabii bu yıllar içinde çok değişti, gelişti. Çalışmalarımızın kapsamı değişti, içeriği değişti, olgunlaştı. Uzun bir yıldan bahsediyorsunuz. Doğru, doğru. O zaman doğan çocuklar şimdi 21 yaşını geçti. Ve hatta bizim gönüllülerimiz var. Yani bu tarihten daha sonra doğmuş gönüllülerimiz var. Ne kadar güzel. Genç gönüllülerimiz. Evet, gerçekten çok mutluluk verici bir gelişme bizim için de. Tabii bu esnada Türkiye'de çok değişti ve Türkiye'de ve dünyada da aslında LGBTİ meselesi de çok değişti. Tabii. Lambda İstanbul'un şimdi neler yaptığını çok kısaca isterseniz bahsedebilirim. Şu anda bir kültür merkezimiz var. Şu anki yerimiz İstanbul'da, Kadıköy'de. Ve çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Haftanın belli günleri açık web sitemizden duyuruyoruz bunları ve gene etkinliklerimizi de web sitesinden ve Facebook üzerinden duyuruyoruz. Çeşitli konularda tartışmalar, bazen konuklarımız oluyor, belli sunumlar, film gösterimleri, çeşitli sosyal etkinlikler, brunch vesaire gibi, zaman zaman eğlence partileri. Bu gibi etkinliklerimiz var ve tabii en önemli işlevimiz hala bize gelen, başvuran gerek telefonla gerek e-maille ya da gerek bizzat gelerek başvuran kişilerin LGBTİ konusundaki sorularını yanıtlamak, onlarla onlara destek olmak, birlikte bunlara yanıt bulmak. Tabii açılma meselesi büyük yer tutuyor. Açılmaktan neyi kastediyorum? İnsan kendi cinsel yönelimini, örneğin eşcinsel olduğunu, biseksüel olduğunu ya da trans veya interseks olduğunu bildiği, öğrendiği, fark ettiği an bir çatışma yaşıyor içinde. Neden? Çünkü toplumda bunlar tukaka edilen, kötü gözle bakılan, olumsuzlanan şeyler. Dolayısıyla kişi bunların tabii argo tabirlerini belki biliyor. Belki bu LGBTİ tabirini bile bilmiyor ilk başta ve bu olumsuzluklarla kendini bağdaştıramıyor. Dolayısıyla kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Tabii kişiden kişiye değişebilir bu. Ya benimsiyorsa kendini daha düşük görme, değersiz görme eğilimine giriyor ya da kendi bunlardan olmamak için bir çabaya girip aslında kendi doğasına karşı, nehrin akışına karşı mücadele etmeye çalışıyor.